Velilikle delilik arasında bir hiç. Neyzen Tevfik. Felsefemdir kitabı imanım. Taparım kendi ruhumun sesine. Secde eyler hakikatim her an. Kalbimin ateşi mukaddesine. Akıl hastanesinde bir deli, meyhanede bir veli, mezhepte bektaşi, dergahta mevlevi, padişaha karşı bir küfürbaz, Atatürk'ün sofrasında bir diyojen. Sokaklarda bir serseri, han odasında bir derbeder, Krotona'da Pisagor, Kahire'de kaygısız aptal, pir yolunda talip, zor yolunda anarşist. Bu programda Neyzen Tevfik'i anlatmaya çalışacağız. Ama bilelim ki bunu başaramayacağız. Anlatılamayan adamı anlatamadığımız için kendimizi başarılı sayacağız. Özdemir Asaf'ın deyimiyle, bütün metrelerin ve santimlerin, bütün kiloların ve gramların, bütün rakıların ürktüğü adam. Şair, Neyzen, yazar, tiyatro sinema oyuncusu, felsefeci yönleriyle bilinen Neyzen Tevfik, çok yönlü bir kişidir. Özellikle hiciv şiirleri hala dilden dile dolaşmakta. Ancak biz bu programda daha çok Neyzen Tevfik'in eserlerine ve yaşamına damgasını vuran felsefesini anlatmaya çalışacağız. Hiççilik felsefesine inanan, hiççiliği yaşamının temeli haline getiren, Bektaşi, Mevlevi, tasavvuf erbabı bir kent dervişi olan Neyzen Tevfik'i, yasaklı kültürler üzerine çalışmalarıyla tanınan yazar, araştırmacı Esat Korkmaz'ın anlatımı eşliğinde sizlere tanıtacağız. Sadrazam Talat Paşa bir gün Neyzen Tevfik'e devlet dairelerinin birinde katiplik önerir. Neyzen Tevfik, "Katip olacağım da ne olacak?" diye sorar. Teşekkür beklerken böyle bir soruyla karşılaşınca şaşıran Talat Paşa, memurluk katlarını alttan üste sıralar. Önce şu, sonra bu. Neyzen'in hala hoşnut olmadığını sezince de şöyle sürdürür. Daha sonra vekil, nazır, kim bilir belki de sadrazam. Neyzen'in yanıtı yine bir soruyla olur. Ya sonra? Talat Paşa bir an duraksar. Sonrası padişahlıktır çünkü. İster istemez, hiç der. Bu yanıt karşısında güler ve şöyle der Neyzen Tevfik. Ben bugün de hiçim. Sonu hiç olduktan sonra onca zahmete katlanmaya ne gerek var? 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın ilk yarısına denk gelen 74 yıllık bir yaşamı, bir kent dervişi olarak yaşayan bu derbeder kimdi? Nereden gelip nereye gidiyordu? Hangi duraklarda durmuş, kimlerle yürümüştü? Dünya neyin üzerinde duruyor? Karşı cevap veriyor. Dünya işte okyanusların üzerinde duruyor. Peki okyanuslar neyin üzerinde duruyor? Atmosferin üzerinde duruyor diye yanıtlamışlar. Peki atmosfer? Düşünmüştür. Tabii bu soru, bunun yanıtını vermek güçleşince hiçin üzerinde duruyor demiş. O zaman diğerleriyle uğraşmama gerek yok. Ben hiç denilen şeye gideyim, orada araştırayım. Asıl adı Tevfik Kolaylı olan Neyzen Tevfik, 1879'da Bodrum'da dünyaya geldi. 13 yaşında babasının görevi nedeniyle İzmir'in Urla ilçesine taşındı. 19 yaşında İstanbul'a geldi, 23 yaşında Mısır'a gitti. 29 yaşında tekrar İzmir'e döndü, ardından yine yolu İstanbul'a düştü. Yaşamını yitirdiği 28 Ocak 1953 yılına kadar hayatı çoğunlukla İstanbul'da geçti. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Ar-ı namus şişesini taşa çaldım kime ne? Gâh çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gâh inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Bizim gördüğümüz bu evren
dokunduğumuz, duyorganlarımızla algıladığımız evren ve evrenin parçaları ışık saçarak kendilerini tüketirler. Saçacak ışıkları kalmadığında yok olmazlar da başka bir biçime dönüşürler. Yani hiçleşirler. Hiçin parçası durumuna gelirler. Sorun şudur. Peki hiç denilen şey nedir? Hiç denilen şey karanlık biçiminde algılanan bir varlık doluluğudur. Bu karanlığın amacı ışık olmaktır. Yani ışıklı bir dünyanın parçası olmaktır. Peki nasıl olacaktır bunu? Karanlık saçarak. Saçacak karanlığı kalmadığında doğacaktır. Hiççilik felsefesi, melametilik, kalenderilik geleneği, Neyzen Tevfik'in 74 yıllık benzersiz yaşamına, eserlerine damgasını vuran en belirgin özelliktir. Neyzen Tevfik felsefi olarak melametilik geleneğine bağlıdır. Yani melanet ırkasını giymiştir. Melametilikte örgütlülük, toplu eylem ve söylem yoktur. Bireysel başkaldırı esas alınır. Herhangi bir toplum, devlet, örgütlülük, otoritenin önerdiği giysinin giyilmemesini, bunun yerine melamet ırkasının giyilmesini salık verir. Melametilik aslında ya da melamet geleneği, hak yoluna girdiğinde ya da gerçeği arayış içerisine girdiğinde kınayanların kınamasından korkmayacaksın. Herkes seni kınayabilir, sen korkmayacaksın. Bu bağlamıyla Neyzen hiççi tanıma uymaktadır. Kınayanların kınamasından korkmamaktadır. İçinden geldiği ya da söylemek istediği şeyi herhangi bir sansüre tabi tutmadan kullanmaktadır. İkincisi, yine melameti gelenekte örgütlülük yoktur. Toplu davranış yoktur. Toplu söylem yoktur. Toplu eylem de yoktur. Başlangıçta bireyseldir. Karşı çıkış, bir başkaldırı vardır. Topluluğun ya da toplumun sana söylediği doğru, inanma yanlıştır. Sana önerdiği giysi, inanma doğru değildir. Yürüyüş doğru değildir. Herhangi bir simge işaret doğru değildir. Bunun tümüne karşı çıkacaksın anlamında bir anlayıştır. Neyzen'e baktığımızda buna uymaktadır. Neyzen Tevfik inanç olarak kendini Bektaşi olarak tanımlar. İzmir'de, İstanbul'da Bektaşi tekkelerinde kalmıştır. Bektaşilikteki metafizik, tanrıya eleştiri ve ödünsüz tartışma geleneği Neyzen Tevfik'i hiçliğe yöneltirken aynı zamanda hiciv sanatındaki ustalığına da etki yapmıştır. Bektaşilikte bağlamanın önemi, sözle sesin birbirinin öğretmeni kabul edilmesi de Neyzen Tevfik'in hayatını ve sanatını etkilemiştir. Daha çocuk yaşta Bodrum'da Bektaşi dervişlerinden dinlediği ney, onun sesi, sanatı ve ismi olmuştur. Evren seslerin toplamından oluşur. Ve biz ses olmadan ya da kullandığımız alet ya da ne olursa olsun, onu sese dönüştürmeden, ses olmadan yaşama taşınamayız. Şöyle anlatılır bu. Güzellikler dünyaya şölenle gelmez. Örneğin annemiz inlemese, biz ağlamasak dünyaya gelmeyecektik. Gelsek bir ölü gelecektik. Yani yaşamın parçası olmayacaktık. O nedenle iki doğum olgusu sürekli tartışılır. Birisi biyolojik doğum. Anamızdan doğarız. Bir de yolda doğarız. Yol doğumu dediğimiz doğum. Yol doğumunda baba mürşittir. Yani pirdir, mürşittir. Yani öğretmendir. Ana da öğrencidir. Spermin, biyolojik babadaki spermin karşılığı da bilgidir. Bilgi öğretmenden, yani mürşitten, pirden öğrenciye doğru aktığında öğrenci gebe kalır. Neresi gibi? O gönlü gebe kalır. Simgesi anlamda 9 ay önce sonra doğum gerçekleşir. Çocuk, kızılbaşlık söz konusu olduğunda, bektaşilik söz konusu olduğunda çocuk ya sayıdır, ya harftir, ya da teldir. Harfse, sayıysa, telse, bunlar üçü de sese dönüştürülürse yaşama taşınabilir. O nedenle bu aslında bu gelenek Pisagor geleneğidir. Bilge, Pisagor'un başlangıçta altyapısını oluşturduğu, daha sonra gelenler tarafından tuğla tuğla ölen bir gelenektir. Evren, seslerin toplamından oluşur. Sesin dili matematiktir. O matematiği çözdüğümüz gün biz evrendeki canlı cansız her şeyle rahatça konuşabileceğiz. Meşrebim Molla-i Rumi, mezhebim Bektaşi'dir. Ta ezelden yandı dilde bu cerah-ı manevi.
Yaşamında önemli yere sahip olan şair Eşref ve Mehmet Akif gibi Neyzen de Mısır'da bulunmuştur. Mısır yılları, Neyzen'in Bektaşiliğini daha da içselleştirdiği bir dönem olur. Kızılbaşlığın 5 tane üniversitesi vardır. Birisi Mısır'da, Mukaddem Tepesi'nde, Kahire'de, Kaygısız Abdal Dergahı. Uzunca bir dönem, Osmanlı döneminde özellikle, Mısır hem bir sürgün yeri hem bir üniversiteler kenti, özellikle tasavvufun bilimsel anlamda eğitim verildiği bir merkez. O nedenle çok önemli. Mesela Şeyh Bedrettin de orada yetişti. Hiçliğe bağlı olan Neyzen, her türlü sisteme, örgütlülüğe, devlete, otoriteye karşı durmuştur. Ancak otoriter yobazlığa karşı olduğu için Atatürk'e ve laik cumhuriyete destek vermiştir. İçinden geldiği gibi etkili hiciv şiirleri yazmıştır. Bu nedenle hakkında tutuklama kararları çıkmış, hapishanede yatmış, hatta bir ara gıyabında idama mahkum edilmiştir. Nef'i ile birlikte hiciv edebiyatının en önemli ismi olan şair Eşref, Neyzen'in hocası sayılır. Mısır'da şair Eşref'le birlikte kalmıştır. Hiciv, yani halk bilgi, halk edebiyatında taşlama, günümüz dilinde yergi dediğimiz bu olgu aslında. Özü şudur bunun. Bozuk düzende doğruyu ihbar etme sanatıdır bunlar. Bir taşlama doğruyu ihbar eder. Biz onun o ihbarı alırız ve doğruya doğru koşarız. Hakikat denilen şey o. Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler. Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus dediler. Künyeni almak için partiye ettim telefon. Bizdeki kayda göre şimdi o mebus dediler. Ve mey. Neyzen Tevfik bir hiç olarak çok şey yapmıştı. Hiçleşmeye doğru yürürken uğradığı duraklarda ney ve mey vardı. Neyzen'in yaşamında neyle birlikte mey, yani içki, hem gerçek anlamıyla hem de tasavvuftaki mecazi anlamıyla vardır. Yani dem alarak aşk ve şevk halinde olma. Simgeselliği zengindir. Zengindir aslında. Birinci anlamı bilgidir. Dem aslında öğretmenin konuşurken onun işte dudaklarına bardağı tutuyorsun, doldukça içiyorsun. Ama diyor ki öğretmenin bilgisiyle sarhoş olamıyorsan, yani vec durumuna gelemiyorsan, heyecanla kendini taşıyamıyorsan bir sorunun var demektir. Ya günün ezberinden kendini kurtaramadın, babanın nasihatlarından, devlet başkanının nasihatlarından, peygamber nasihatlarından, Allah'ın nasihatlarından kendini kurtaramadığın için o bilgiyi içselleştirmekte zorluk çekiyorsun. O zaman sıvı akıl olarak algılanan demden ya da meyden kızılbaşlık söz konusu olduğunda 3 bardak, 3 lokma alıyorsun. Bu da ikinci anlamı. Birinci anlamı bilgi, ikinci anlamı sıvı akıl. Üçüncü anlamı anı. Anısı olmayan asla içemez. Yani dem alamaz. Önce anı üretmek zorundasın. Yani bir insan ilişkisi söz konusuysa önce o ilişkinin kendisini üreteceksin. Daha sonra o ilişkinin anısı, onu ilişkiyi çağırmak için demi alacaksın. Dördüncüsü de Tanrı ile yaşanmış bir serüvendir. Onu anlatır. Bu bağlamda tabii dem çok önemlidir. Osmanlı döneminde saraylarda, Cumhuriyet döneminde köşklerde ağırlanmış, padişahı da Atatürk'ü de tanımış, seçkin sofralarda bulunmuş Neyzen bir lamekandı. Yersiz, yurtsuz, kimsesizdi. Sokaklar, kenar mahalleler ve meyhaneler, sarhoşlar, evsizler onun hayatının gerçekleriydi. Bir köprü altında, bir sapakta ya da Mısır'da açtığı kahvehanede. Fark etmez. Neyzen hakikatin peşindeydi. Ve aşkla hakikate bağlıydı. Hakikat ancak aşk yolunda yürünerek elde edilir. Genelde 3 türlü aşık olunur. Birisi zayıfa, güçsüze aşık olursun. Tabii Neyzen kendisi de güçsüz hissettiği için o anlamda güçse yönelik bir aşk belki sınırdır ama güçse ve zayıfa aşık olduğun zaman hoşgörü üretirsin. İnsan ilişkileri, insan hayvan ilişkileri, çevre ilişkileri bu hoşgörü tarafından terbiye edilir. İkincisi isyan eden aşık olursa militanca bir
aşkın söz konusudur. Her şeye baş kaldırana aşık olursun ki burada neyzen vardır. Bu aşk aslında kenar mahallelerde dolaşır. Yani aşkın dolaşım alanı böyle fabrikalar, tarlalar, kenar mahalleler, köprü altları diyelim. Öyle bir dolaşma söz konusudur. Üçüncüsü ise Tanrı'ya aşık olursun. Tanrı da içimizde olduğu için bir bakıma içine aşık olursun, hiçe aşık olursun. Ve bu aşk tabii şeydir, işte iç ısıyı yükselten araçlardan biridir ve seni yakar, daha doğrusu için yakarak bedenini üretir. Tasavvuf, Tanrı aşkı, hakikat gibi daha sezgisel ve soyut gerçeklerin peşinde olan Neyzen, diğer yandan günün sorunlarının, beşeri dünyasının nasıl bu kadar içinde olabilmişti? Bir Bektaşi dervişi gibi dolaşırken bir yandan da günün siyasi olaylarına yönelik hicivlerini nasıl yazabiliyordu? Şimdinin içerisinde yaratıcılığını yakalayacaksın. Ama şimdinin çelişkilerini kullanarak yapacaksın bunu. Neyzen bunu yapıyor. Şimdinin çelişkilerini kullanıyor. Bunu bireysel düzlemde yapıyor. Başkaldırısını bir kişi düzeyinde gerçekleştiriyor. Yani örgütlü bir başkaldırı diyor. Dergaha girmiş olarak algılıyoruz. Yazılıyor, çiziliyor ama kent bektaşiliğinin, o bektaşi disiplinini şeyde göremiyoruz. Mevleviliğin de disiplinini göremiyorsun. Bu melameti gelenek işte. Örgütsel yapıyı başkaldırıyor. Neyzen Tevfik'in iki yayınlanmış kitabı vardır. Bunlardan biri Azab-ı Mukaddes, diğeri ise Hiç'tir. Her iki kitabının ismi de onun felsefi dünyası ve bu dünyanın yansıması olarak yaşamıyla örtüşmektedir. Aşk yolunda yürüdüğün zaman çekeceğin acı seni terbiye eden temel öğretmendir. Hep şöyle sorulmuş, acı mı daha akıllı ya da huzur mu daha akıllı? Acının daha akıllı konusu, o akıllı olduğu konusunda bir yargı belir. Ve acı öne alınır ve acı öğretmen olarak belir. İnsan ancak acı çekerek kendisini terbiye eder. Bu acıya gönüllü olarak çekilir. Kendini bir buyruğun yüzüne girersin, eğitim sürecine kendin çileyi çekersin. Ya da senin dışında koşullar sana böyle acı çektirir. O da senin için eğitidir. Yani onun için kitabın adı da anlamlıdır yani. Neyle tanışması, Bektaşi ve Mevlevi dergahlarındaki yaşamı, şair Eşref, Mehmet Akif gibi şahsiyetlerle arkadaşlığı, hatta epilepsi hastalığı. Her olayda, her etkilenişte Neyzen yeni bir sıçrama, yeni bir duruma geçmektedir. Kendini yeniden var etmektedir. Hiçin peşinde bir hiç uğruna var olmak. Acın ve sıkıntın, üzüntün geleceği üretmiyorsa, çektiğin acıda ve sıkıntıda bir sorun var demektir. Önce tekrar hiçe döneceksin. Buna karanlığa dönme ya da anne karnına dönme ya da gönüle dönme deniyor. Tekrar çıktığın yere, doğduğun yere döneceksin. Ya bir damla gönül suyu olacaksın ya bir damla kan olacaksın. Oradan yavaş yavaş dışarıya çıkacaksın. Bu hiçlikle girip tekrar çıkacaksın. Ama nasıl çıkacaksın? Geleceğe kuracak acıya binerek çıkacaksın. Çığlıklar ve feryatlar içinde çıkacaksın, o feryatlar geleceği kuracak. Yani şimdi şöyle, sistem sana bir amaç biçmişti, sen o amacını elde edememişsin, o da senin için ağlama nedeni olabilir. Öyle değil mi? İşte saray almak istersin, alamazsın, ağlarsın. İyi bir kadınla evlenmek istersin, evlenemezsin, ağlarsın. Ama bu ağlamak geleceği kurmaz. Geleceği kurmak acıyı için burada bir şeyin dediğim, yokluğa, hiçliğe taşınıp oradan feryatlar içinde doğmak gerekiyor. Kendin gibi seni arayan pek çok. Yok olmadan var olmanın yolu yok. ...1940'lardan itibaren ölene kadar sık sık Bakırköy Akıl Hastanesi'nde kaldı. Hastanenin 21 no'lu koğuşu Neyzen'e ayrılmıştı. Bu koğuşu bir çalışma odası gibi kullanarak üretmeye devam etti Neyzen. Sistemin ezberi durumundaki aklımızı kullandığımızda ona deli dememiz gerekir. Ama tasavvufta delilik çok özel bir meziyettir. Aslında bu birkaç türlü tanımlanır. Birisi önemli. Gerçek, hakikat, marifet nasıl tanımlarsak tanımladım. Ancak delilik halinde yakalanabilen bir olgudur. Ama delilik hali kısa dönemleri kapsar denir. Sen yeni bir bilgi edindiğinde... Bilgi içerek heyecanlanıyorsan,
bir üst düzey, bir vecd durumuna getiriyorsan kan hareket hızlanır, ısıtıcı araç çalışır, ısı yükselir, gönül suyu buharlaşır. Su iken kontrol edebilirsin bilgiyi ama buhar durumunda kontrol edemezsin ve kendi üzerindeki denetimi yitirirsin. İşte bu delilik halidir. Bu kısa bir süredir, senin bu delilik anında söylediğin her şey geleceğe ilişkindir ve güzeldir, hakikat denilen şey budur. Onun dışında ezbere dönersin. Akıl hastanesinde bir deli olarak yaşayan Neyzen sık sık hastaneden kaçar ve sokaklarda serseri bir hayata geçiş yapardı. Delilikle birlikte serserilik de Neyzen'in felsefi kişiliğinin içinden günlük yaşamına akıyordu. Aslında serseri olmak çok özel bir kimliktir. Serserilikten nasip almamış insan insan değildir aslında. Ama o serseriliği bir felsefi şeyleriyle, donanımıyla taşıyacak. Yani felsefi bir, serseri bir bilgelere ihtiyacımız var bizim. Yani Neyzen gibi bilgelere ihtiyacımız var. Ama çağımızda bu tür bilgelerin yetişmesini daha da zorlaştıracak koşullara sahibiz. Aslında şimdi düşünmüyoruz bile. Yani böyle gidip düşünmüyor, rüya bile kurmuyoruz. Deliliğin, serseriliğin ötesinde Neyzen'in ayrıksı bir özelliği daha vardı. O da epilepsi, yani sara hastalığı. Çocukluğunda ailesinin ney çalmasına bağladığı bu hastalık, daha sonra doktorlar tarafından neyle tedavi edilmeye çalışıldı. Ama Neyzen, benzersiz kişiliğiyle bu hastalığı da taşımasını bildi. Bir insanın daha önemli bir aşamaya çıkabilmesi için ya da kutsallık taşıyan bir kimlik durumuna gelebilmesi için ayrıksı bir rahatsızlığının ve fiziksel görünümünün olması ona hep avantaj sağlamıştır. Örneğin Hazreti Muhammed epilepsi hastasıdır. Bu tür hastalıklar bir şey getiriyor, mistik bir çoğaltma, bir tasavvufi çoğaltma getiriyor ve bu durumda olan insanlara bir şey kazandırıyor. Yani eşitler arasında onu öne çıkartıyor. Çok eski, özellikle doğaya daha bağlı topluluklarda hasta insan aynı zamanda sır taşıyan insandır. Sağlıklı insanların sırrı hastalar tarafından taşınır. O sırrı taşıdığı için rahatsızdır. O nedenle hasta insan çok sevilir. Asla dışarıya özel bakımlar. Bu böylece çok bulaşıcı hastalıklar nedeniyle de kırıma da uğramışlardır. Ama asla dışarıya. Çünkü hasta insan sevilir. Bir de şöyle bir olayı var tasavvufta. Hasta insanı sevmek bir bakıma sağlıklı için borç ödemedir. Ne şah, ne sultan, ne mal, ne mülk, ne sansür, ne ayıp, ne yasak. Hiçbir yapıya, sisteme, otoriteye boyun eğmedi. Görünmeyen yanımızın ermişi ve bir kent dervişi. Şair, besteci, tiyatrocu, oyuncu, her şey ve hiç. Neyzen Tevfik. 28 Ocak 1953'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Tasavvuftaki söylemiyle Hakk'a yürüdü. Cenaze töreni ona yakışır şekilde yapıldı. Profesöründen işçiye, memurundan sokak çocuklarına, üst düzey bürokratından ev kadınına, her kesimden İstanbullular cenaze namazında saf tutmuştu. Kartal mezarlığındaki kabrinin mezar taşında şöyle yazıyor: "Sen surete bakmakla hüküm verme sakın, gel sireti gör. Hakkı temaşa ediyor. Hep Neyzen'i sarhoş görüyorsan ne çıkar? Meyhanede bak Kabe'yi inşa ediyor." Kıbledir ama insanda da gönül dediğimiz yer asıl dönülen yerdir. Yani Kabe'nin karşılığıdır. Sen felsefeyi içselleştirirken aynı zamanda kendi içinde Kabe'yi inşa ediyorsun. Gönül denilen yerde Kabe'yi inşa ediyorsun. Ey bana kendini büyük tanıtan, halime bak da varlığımdan utan. Metafizik Tanrı'ya yönelik olarak bir eleştiri o. Şimdi bu aslında metafizik Tanrı'yı eleştiri konusunda kaygısızın, Alevi Bektaş Edebiyat'ın en başat kimliği sayılabilir,
kaygısızın açtığı bir çığır var. Yani ödünsüz tartışıyorsun. Hemen hemen her ozanın, büyük ozanların vasiyet olarak algılayabileceğimiz şeyleri vardır. Ne derler ona? Çevrim şeyleri, nefesleri vardır. Devriye adını verdiğimiz. Bu çevrim nefesleri ya evrenin öyküsünü anlatır, ya insanın öyküsünü anlatır, ya da her ikisini birlikte anlatır. Burada tabii bu anlatımda doğurmayan, dönüşmeyen, o nedenle kendini bilmeyen, kendi olanağının ayrımında olmayan Tanrı acımasızca eleştirilir, inkar edilir ve iptal edilir. Yerine konuşan Tanrı anlamında insan yerleştirilir. Ya da dağlar, taşlar yerleştirilir. O zaman da konuşmayan Tanrı olur. Yobaza göre Neyzen dinsizdi. Akıllıya göre deli. Otoritere göre anarşist. Neyzen ise kendisine yönelmiş tüm bu eleştiri, horlama, yasaklama ve yok etmeye şiirle, hicivle, neyle, meyle bir veli olarak yanıt verdi. Şimdi yobazlık tek taze dinsel algıları yaşamında taşıyan insanlara yönelik ödünsüz bir eleştiridir. Çünkü tek tanrıcı dinler insandan uzaklaşma, yani insanın kendisinden kendisini uzaklaştırdığı bir süreci yaşama taşır. Yobazlığa, dinsel bağnazlığa yönelik olarak ödünsüz eleştiri aslında batını felsefe der ki ilk yapacağın iş inancından firar etmektir. Kafanda taşımakta olduğun inanç aklınla çelişiyorsa inancında bir sorun var demektir. Onu terbiye etmen lazım. Terbiye etmek için yıkman ve kırman ve parçalaman gerekir. Tasavvufun diliyle konuşuyorum. Firar edeceksin. Karşıya geçeceksin. Yani kendi aklın sonuçlarına geçeceksin ve karşıdan kendi inancına bakıp onu irdeleyeceksin. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın ilk yarısında Bodrum'dan başlayıp İzmir, İstanbul, Kahire'nin sokaklarında, meyhanelerinde, hanlarında, saraylarında bir derviş tek başına baş kaldırarak yaşıyordu. Eserleri ve yaşamıyla efsaneleşmişti ve her efsane gibi hayaleti cismini aşmıştı. Bu nedenle Neyzen yaşarken ölmüş, öldükten sonra yaşamıştır. İnsanın insan olma serüvenini, dünyanın, evrenin, Tanrı'nın varlığına yönelmiş sorularla akıl ve gönül kabında harmanlamıştı. Bedenini, varlığını çağının vicdanına dönüştürmüş, asırların birikimini eserleriyle geleceğe taşımıştı. Neyin sesi, onun susturulamayan sözü olmuştu. Vicdanımızı beden denilen hapishaneye kilitledik, onu dışarı salmıyoruz. Dışarı salsak önce bizim boğazımıza sarılacak çünkü. Burada batını tasavvuf diyor ki, vicdanını özgür bırak, onu izle, ben senden başka bir şey istemiyorum. Vicdanını ses yapıyor. Çünkü ses yapmadan yaşama salamayacağı için vicdanını ses yapıyor ve yaşama salıyor. Sadece Neyzen onu bireysel olarak izliyor. Neyzen vicdanını ses edip yaşama saldığı zaman da zaten bu ölüp dirilmeleri sürekli yapıyor. Bu ölüp dirilmeleri ne kadar sık yapıyorsa yaşarken ölümsüzleşiyor. Ölüm anında can bedeni terk ediyor. Canan denilen hepimiz için geçerli, Tanrı'ya doğru koşuyor. Beden de toprak acıktım dediğinde ölüm gerçekleştiği için beden de toprağa lokma olarak veriliyor. Toprak da karnını doyuruyor. Geride bilinç ve inanç kalıyor. O kişinin, ölen kişinin bilinci ve inancı kalıyor. Tasavvuf buna diyor ki sır açıkta kaldı. Çıplak. Ona beden olmak gerekir. Geride kalanlar o ölen kişinin bilincini ve inancını taşımaya başladığında onun yeni beden oluyor. Böylece buna da dondan dona taşınarak ölümsüzleşmek deniyor. Neyzen bize bir dünya bıraktı. Sokaklarında eyvallah etmeden dolaşabileceğimiz, meyhanelerinde Tanrı'yla kelam edeceğimiz, şanın, şöhretin, sınıfların, üstünlüklerin, varlıklı olmayla yoksulluğun olmadığı estetik bir dünya. Neyin sesiyle uyanmış, meyin sıvısıyla yıkanmış bir cennet. Şimdi estetik bizim zahire ilişkin duygusal algılanmalarımızın ötesindedir. Felsefi düzlemde söylüyorum. Neyzen de aynı biçimde algılamış zaten. Bu dünyadaki bakıyor ki işte kapının, işte insanın, hayvanın, şunu bunun ilişki, toplumsal ilişkilerde falan estetik bulmakta zorlanıyor. O zaman bu duygusal alanın dışına kendisini taşıyarak, bu tabii çok soyut bir dünya ama olağanüstü güzel
ve estetik bir dünya. Geçer. Isırabın sonu yok sanma. Bu alemde geçer. Ömrü fani gibi gün de geçer, dem de geçer. Ulan karar eyleyene, Hande-i Hürrem de geçer. Devr-i Şadi de geçer, Usta-i Matem de geçer. Gece gündüz yok olur, anide madem de geçer. Bu tecelli-i hayat aşk ile büktü beni. Çağlayan gözyaşım, yoksa ki hicran selim. Dinleyen sazı kazanın acaba bantelin. Çevrilir deşti kaderle bu şuurun filmi. Ney susar, ney dökülür, uygule-i cemre geçer. İbret aldın, okudunsa şu yaman dünyadan. Nefsini kurtara gör, hasret-i mafihadan. Niyeti hırkati bul aşkı cihan aradan. Önü yoktan, sönü yoktan, kukuru davadan. Utanır, gayret-i gufranla cehennemde geçer. Ne şeriat, ne tarikat, ne hakikat, ne süre. Süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre. Cahilin korku kokan defterini tanrı düre. Marifet mahkemesinde verilen hükme göre cenneti farz eder efsane-i Adem Bey'in. Serseri neyzenin aşkınla kulak ver sözüne. Girmemiştir bu avalin sedai sözüne. Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne. Bir olur sahi gül şehre bakılmaz yüzüne. Hak olur birim var, sohbeti hemden de geçer. Velilikle delilik arasında bir hiç. Neyzen Tevfik. Hazırlayan Erdal Emre, Esen Şahin. Seslendiren Sema Erbaş, Özgür Özbakır. Teknik yönetim Başar Tıkman.